Bielsa ile ilgili kötü bir söz söylendiğinde Futbol cahili olmak futbolcu evet. Ne başarısı var Bielsa'nın? Abi Yok. bak, böyle herkesi başarı üzerinden mi konuşacağız? Başarı sence? Üzerinden konuşacağım. Bak tekrar söylüyorum. O tartışmada da aynı şeyi söylemiştim. Leeds United'da oturttuğu kültürü, oyun anlayışını, şeyi oturtmak için takımlar 100 milyon eurolar harcıyor. Anlatabiliyor muyum? Alt ligden aldı, Premier Lig'in kalıcı takımı yaptı. Bak şimdi sıkıntı çekiyorlar. Bir başarı olması ayrı bir konu. Zaten sorunlu bir adam, sinirli bir adam. İşte kovanın üstüne falan oturuyor. Normal bir adam değil. Yani başarılı olmak tamam, için ben söyleyeyim. Bir Başarı, ama başarı, bir futbol, ben, benim bir fikrim, futbol ben başarısız üstadı, olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir suçlu muyum futbol kanaat yani. Ya tamam evet futbol Sallama insanı mı? evet nasıl sallama? Özür diliyorum. Marcelo Bielsa çok kötü bir teknik direktör bence. Hiçbir başarısı Aynen. olmayan bir teknik direktör. Evet övülecek yerleri var. Futbola şöyle söyleyeyim. Felsefi anlamda çok şey katmıştır ama saha içinde pratikte uygulamada aynı şekilde başarılı değil. Zayıf, evet. Yani söylediklerini buna eyvallah. İngilizler yapsa buna hani overrated derler böyle biraz evet, fazla abartılmış. Overrated'ın babası abi gerçekten. Evet. Marcelo Bielsa. Yani teknik direktörlükte yani şu tek programda tane Marcelo Bielsa'yı bu kadar yerin dibine sokuşamamış. Yok ben kesinlikle Selcan ve Emre ile aynı fikirde gelmezdi. Tek bir tane overrated isim seçilecekse Marcelo Bielsa'yı seçerim. Peki. İkinciye de Nagelsmann'ı koyarım. Virgül koyalım. Sen yine yapıyorsan ben de yaparım. Virgül koyalım. Devam edeceğiz konuya ama tabii Yunus Emre Sel'i de bir bağlayalım. Trabzon'dan bize bağlansın. Çünkü abi, Monaco yolculuğu var. Bayern Münih 5-0 önde bu arada. Nasıl? Nagelsmann'a salladık. Aşağıda 6 yazıyor gördüm. Bayern Münih 5-0 önde ama şu anda. Ama rakibi kendisine göre zayıf. Şimdi şöyle bir Trabzon'a gideceğiz birazdan. Çünkü erken bağlanacağız. Monaco yolculuğu var. Tabii. Hem Trabzonspor'un hem Yunus Emre Sel'in takımı oradan takip edecek. Uçağı erken olduğu için. Ama az önce konuştuk ya hani Avrupa'ya şu anda bizim hocalarımız pek gidemez gibilerinden. Erdem Akbaş, editörümüz müthiş bir örnek verdi bana. Unuttuk biz. Bak hepimizden iyi bir örnek verdi. Emre Belözoğlu. İtalyancayı çatır i̇şte çatır ben konuştu. İşte ben de onu söylüyorum yani. İtalyancayı çatır çatır konuşuyor. İşte şov İngilizceyi yaptı, şov konuşuyor. Şov o yüzden yaptı. Şu anda Avrupa'ya kim gider dediğimizde Emre bir Hoca. Numara. Emre Belözoğlu. Eğer ikinci aklımıza gelmeyen varsa Nuri Şahin o hani daha bekliyor, kariyerin Dortmund başında. Bekliyor. Onda zaten dört dil var. Evet. Maşallah. Emre Hoca'nın dili yanı sıra bir de Avrupa'da, İtalya'da, İngiltere'de network'ü var. Tabii. Yani sadece dille açıklayabileceğimiz bir şey tabii değil. Tanıdığı çok fazla futbol insanı var. Arkadaşı olan çok futbol insanı var ve fikir alıp alışverişinde bulunabileceği çok Ahmet Sercan, daha iyi bilir bir zaten. Örnek vereyim sen mi? Ver, sen daha iyi bir tanıyorsun. Bir gün yanındayız. Ben. Zanetti o dönem yıl eski tabii yani 2011 Zanetti kaç yılında emekli oldu hatırlamıyorum da o dönemler yanında izlerken Samandıra'da bir röportaj için vesaire o da orada konuşuyoruz falan. Zanetti aradı abi cep telefonundan şeye çağırdı. Maçına çağırdı. Yani bu halı saha maçına. Hayır yok. Ya. Yok. Şey emeklilik mi? Onur abi. Orada halı sahaya da çağırmıştır büyük ihtimalle. Şeye çağırdı. Şey, emeklilik jübile maçına tamam çağırdı. Yani o tarz maça çağırdı. Direkt hani bunlar o dinledin hani mi? Telefonu kulağını böyle koyup dinlemeye çalıştı mı? İtalyanca hayır. Nasıl anlayacağım yani ki? Bir dinleseydin. Capitano, Capitano en fazla. En fazla bunları anlarız yani. Peki. Yunus Emre Sel şu anda telefon attığımızdaymış. Yunus iyi akşamlar. İyi akşamlar Yıldız. Muhabir arkadaşlarıma da iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, öncelikle iyi yolculuklar dileyelim Monaco'ya. Daha doğrusu önce Nice, oradan Monaco'ya gideceksiniz. Nasıl Trabzonspor'da son durum? Kimler oynayacak, kimler oynamayacak? Takım 2 haftadır ligde kazanıyor, Avrupa'da kazandı. Takımda son durum ne? Senden dinleyelim. Trabzonspor kafilesi de yarın Trabzon'dan özel uçakla yola gidecek, yola çıkacak ve onlar da Nice gidecek ama tabii biz önceden gidip takımı önce Nice'de karşılayacağız. Ardından yarın basın Türkiye saati 19.30'da. Ardından saat 20'de de antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşecek. Tabii Avrupa'da yerli mecburiyeti olmadığı için teknik direktör Abdullah Avcı'nın biraz daha rahat.
Buna göre kadro planlamasını yapıyor. Abdülkadir Ömür de bugün tedbir amaçlı olarak dinlendirildi. Maç kadrosunda yer alıp almayacağı yarın netlik kazanacak. Son lig karşılaşmasından farklı olarak iki değişiklik bekliyoruz 11'de. Sağ kanatta Canini Semedo'yu, savunmada da Bartra'nın yanında bu kez Densville'i bekliyoruz. Zaten Avrupa maçlarındaki ağırlıklı olarak Densville'i tercih ediyor ve yine aynı anlayışla onun olacağını düşünüyoruz. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Larsen, stoperde Bartra, Densville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Siopi Samşik, Bakasetas üçlüsü, sağda Canini, solda Trezeguet, ileride de Maxi Gomez'in olacağı bir kadro bekliyoruz. Keyifler oldukça yerinde Trabzonspor'da. Senin de söylediğin gibi özellikle son iki lig karşılaşmasının kazanılması, ardından Kızılyıldız maçında da alınan galibiyet Trabzonspor'da moralleri iyice yükseltti ve hedef Dünya Kupası arasına galibiyetlerle girmek. Yani en az kayıpla girmek. Çünkü Dünya Kupası arasında özellikle Edin Vişya'nın da geri dönecek olması teknik ekibi gerçekten ciddi anlamda rahatlatacak. Çünkü Trabzonspor'da sağ kanat bölgesinde sürekli bir arayış var ve o arayışlarda o Vişya'nın performansı bir türlü yakalanamadı şu an itibariyle. Onun geri dönüşü bayağı bir rahatlatacak teknik ekibi. Abdullah Hoca Monaco karşısında kapanan bir oyundan ziyade topa hakim olup rakibi yorulmaya çalışacak bir oyun sistemini benimsemeye çalışacak. Özellikle Siopis'in enerjisi, Hamşik'in oyun aklı ve Bakasetas'ın bitiriciliğiyle buluşturacağı bu orta saha denkleminde sonuca gitmeye çalışacak. Ama Monaco'da iyi başlamadığı Fransa Ligi'nde çok ciddi bir form tuttu ve son maçta da Nantes'i 4-1'lik çok net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Forma giren, form kazanan oyuncuları var. Avrupa Ligi başlamadan önce bu grubun favorisi olarak gösteriliyordu Monaco. Ancak Ferencvaros çok ciddi bir sürpriz yaptı. Aslında Macar futbolundaki o sürprizi Ferencvaros da devam ettiriyor şu an itibariyle. İki takımın da birer galibiyeti var. Bu maçı kazanan gerçekten çok farklı bir seviyeye geçecektir grupta. Biz de yarından itibaren inşallah Fransa'dan gün boyu yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yunus Emresel, sana iyi akşamlar demeden önce şunu da merak ediyorum. Umut Bozok çok formda ve Maxi Gomez'le beraber oynama ihtimali, böyle bir formül düşünüyor mu Abdullah Avcı? Abdullah Hoca'ya bunu sorduk. Bir sohbet toplantısı bize gerçekleştirmişti. Bu sisteme geçişin çok kolay olmadığını ama maç içerisinde bunu denediğini söyledi Abdullah Hoca. Trabzonspor'da şöyle bir sorun demeyeyim de şöyle bir durum var. 4 tane ofansif orta saha oyuncusu var Trabzonspor. Bakasetas, Bardi, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı. Bir anda çift forvetli sisteme geçtiğiniz anda bu 4 oyuncudan çok fazla fedakarlık yapmanız gerekecek. Yani yedek kulübesi hep bu tarz, aynı tarzda isimlerle dolacak. Bu da çok kolay değil. Belki kadro mühendisliği ile alakalı, planlamayla alakalı bu noktada eğer ikili forvet, çift forvetli sistem düşünülerek bir transfer yapılsaydı denenebilirdi ama rekabet iyidir. Umut Bozok gerçekten bitiricilik noktasında çok çok iyi ama Maxi Gomez de takım oyunu noktasında çok fazlasıyla keyif veriyor. Bu rekabeti hoca şu ana kadar iyi kullandı. Bundan sonra da kullanırsa bunun meyvelerini fazlasıyla toplar gibi gözüküyor. Yunus Emresel, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Ne diyelim, almadan gelmeyin diyelim. İyi yolculuklar dileyelim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İnşallah bütün takımlarımız kazanarak yoluna devam eder. Umarım. Ülke futbolumuz için de çok çok önemli olur. İnşallah.